Tamamdır. Reklamı bir şekilde yapacağız. ...2017 yılında ben kasiyer olarak ünlü bir pastırmacıda işe başladım. Bu işe kasiyer olarak başladım. Daha sonrasında 6 ay bir süreçte ustamın benim el becerilerimin keşfetmesi sebebiyle bana pastırmamızın uç kısımlarını, yemeklik pastırma diyoruz biz ona, uç kısımlarını doğra diyerekten verdi. Tabii bu arada bu süreçte çok da parmağımı kestim bu süreçte de. Bunları doğruya doğruya, doğruya doğruya 6 ay içerisinde güzel bir şekilde elimin geliştirildiğini öğrenince ustam artık tamamen bıçağı elime vermiş durumda oldu. Daha sonrasında aradan 2 yıl, 3 yıl tabii geçti. Ünlü bir firmada artık tek başıma olacağıma karar verdim. Ünlü bir firmadan teklif alınca 1 yılda tek başıma pastırma dezgahını kontrol altıma aldım. Bu süreçte daha çok müşteri potansiyeline sahip oldum. Ustamın yanından ayrılmış bulundum. Helal olsun gibi kelimeler daha fazla duydum tabii. Hani Türkiye'de ilk bayan pastırmacı olmak, bu bıçağın hakkını vermek çok zor. Kadın olarak gerçekten bilek gücü çok önemli. Sağ kolum sol koluma göre daha kaslıdır. Yani gerçekten bu işi becerebilmek yetenek işi istiyor. Ailemden şöyle bir tepki aldım. Zaten annem babam olsun hani bunlar benim yeteneğimi biliyorsunuz hani küçüklükten beri bildiği için çok bir tepki almadım ama eşim çok şaşırdı. Eşim çok destekçim oldu. Zaten bu bir erkek işi olduğu için gerçekten eşinin anlayışlı olması da çok önemli bu süreçte. Eşimin en güzel desteğiyle Türkiye'nin en iyi kadın pastırmacısı olmaya karar verdim. Pastırma bir gıda ürünü olduğu için tabii ki Kayseri'de birçok güzel ustalarımız var ama her zaman kalitenin yeri de çok önemlidir. Her zaman doğrama şekli de çok önemlidir. Ve ayrıca Türkiye'de ilk bayan pastırmacı olarak yeni açmış olduğum işletme yerinde her zaman müşterilerimi buraya kalitenin yerine beklerim.